Evet, öncelikle doktor titrini herhalde herkes ister ama ben henüz doktor titrime ulaşmış değilim. Evet, teşekkür ederim. Sayın Savaş Alpay, bu toplantıyı düzenlediğiniz için teşekkür ederiz. Evet, önemli bir konu. Sadece Müslüman ülkelerde değil, Batı'da da incelenen bir konu. Birkaç sene önce Çek Cumhuriyeti'ndeydik ve orada ABD yaşadıkları problemler ışığında Çek Cumhuriyeti'nin durumu biraz daha iyi tabii ama komşularının karşı karşıya bulundukları sorunlar nedeniyle alternatif bir takım finansman yöntemlerini inceliyorlardı. Biz de onun için gittik. Merkez Bankası'nın, Çek Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası'nın düzenlediği bir toplantıda onlara İslami finanstan bahsettik. Evet, şimdi katılım bankacılığı ile ilgili bir takım risklerden bahsetmek istiyorum. Ve Sayın El Harici'nin açıkladığı konulara biraz ilave yapmak istiyorum. Ve politika belirleyiciler açısından biraz daha genel bir bakış açısı sunmak istiyorum. Bütün bankaların likidite riski, kredi riski tabii bulunuyor. Ve Sayın El Harici'nin ifade ettiği riskler bütün bankalar için geçerli. Denetim kuruluşları, düzenleme kuruluşları İslami bankacılığa baktıkları zaman genellikle geleneksel bankacılığa baktıkları gibi bakıyorlar. Bir takım kurallar getiriyorlar ve düzenlemeler yapıyorlar. Aynen geleneksel bankacılıkta olduğu gibi. Tabii ki bizde de kredi riski ve likidite riski var ama sorun esas olarak aynı risklerle karşı karşıya olmakla beraber biz bunlara aynı şekilde yanıt vermiyoruz. Mesela kredi riskini ele alalım. Kredi riski nedir? Bir müşteriye kredi verdiğinizde doğrudan borç verme şeklinde olabilir geleneksel bankacılıkta ama İslami bankalarda, katılım bankalarında bu gerçek bir işlem ve finansman yoluyla yapılır. Türkiye'de mesela kredi portföyünün %80'i 90'ı murabahadır. Bu da gerçek işlemlerin finansmanıdır. Bir alıcıdan bir satıcıya bir işlem gerçekleşir. Katılım bankacılığı da bunu finanse eder. Şimdi burada müşteriyi inceliyorsunuz. Krediyi alan, borcu alan. Bu krediyi ne için kullanacağına bakıyorsunuz. Zaten daha önceki oturumda da ele alınan bir konuydu bu. Sanırım önemli bir konu bu. Yani o kredinin kuruma getirdiği riskin incelenmesi, çalışılması. Geleneksel bir bankada risk tamamen bankanın öz sermayesi için bir risk oluşturmaktadır. Katılım bankasında bu krediler halktan toplanan, kamudan toplanan ve banka tarafından yönetilen fonlarca oluşturulduğu için ve bunların getirisi mevduat sahipleriyle paylaşıldığı için bu risk tamamen bankanın riski değildir. Kamuyla paylaşılır. Diyelim ki geri ödenmeyen fonların bedeli artarsa, miktarı artarsa yine mevduat sahipleri ile banka bu riski paylaşır. Bu son derece önemli bir konu. Muhakkak ki düzenleme açısından önemli bir fark yaratıyor. Diğer konu piyasa riski. Biliyoruz ki faiz oranları inip çıktıkça bazen geleneksel bankaları olumsuz etkileyebiliyor. Faiz oranları düştüğü zaman bankalar hazine bonoları üzerinden para kazanıyor. Ve bir mevduatlar ve kredi portföyü arasında bir vade farkı olduğu için para kazanıyorlar. Çünkü kredi oranları yüksek ama borçlanma faizleri düşük. Dolayısıyla bu artan marjlardan gelir elde ediyorlar. 2007'den sonra
Ve krizden sonra bunu gördük. Türkiye piyasasındaki faiz oranları düştü. Geleneksel bankalarda büyük karlar elde ettiler. Fakat katılım bankaları böyle bir faiz oranı riskiyle karşı karşıya değil. Katılım bankalarının marjları çok fazla etkilenmedi. Karlarımızda büyük bir artış olmadı. Bunlar düşmedi. Bunun sebebi şuydu. Faiz oranları düştüğünde geleneksel bankalar kolaylıkla mevduat oranlarını azaltabiliyorlar, düşürebiliyorlar. Ama katılım bankaları kar dağıtmaya devam ettiği için, yani daha önceki yatırımların karını dağıtmaya ve getirisini paylaşmaya devam ettiği için bu mevduatların getirileri yine katılım bankaları için yüksek olmaya devam ediyor. 2008 ve 2009'da katılım bankalarına büyük bir mevduat akışı oldu. Ticari mevduatlardı bunlar. Daha önce ticari bankalarda bulunan mevduatlardı. Çünkü geleneksel bankalarda mevduat oranı düşmüştü. Fakat katılım bankalarının getirisi yüksekti. Yüksek getiri beklentisi olduğu için bu ticari mevduatlar katılım bankacılığı sistemine aktı. 40%'lara ulaştı. Oldukça yüksek bir orandı bu. Tam tersi de olabiliyor. Faiz oranları arttığı zaman Sayın Beyaz'ın bahsettiği buydu zaten. Şu anda faiz oranları artıyor. Dolayısıyla bankalar kaybediyor. Kar kaybı yaşıyorlar. Marjlar düşüyor. Ve hazine bonolarından da kaybediyor bankalar. Ama katılım bankalarında yine marjlar çok farklı değil. Yine biz daha önceki yatırımların getirisini dağıttığımız için yine bu oranlar, mevduat üzerinden uygulanan oranlar yine daha düşük. Yani bu şekilde mevduat piyasasındaki dalgalanmadan korunmuş oluyoruz. Tabii bunların bir takım çözümleri var. Gelecekte ele alınmaları gerekebilir. Kârlar için oluşturulacak tamponlar söz konusu olabilir. Kârın elde ettiğiniz kârın tamamını dağıtmayabilirsiniz. Belki daha sonraki bir aşamada verebilirsiniz. Böyle bir marj ortaya çıktığında piyasa oranları ve mevduatların getirisiyle beraber ödenebilir. Bu bakımdan katılım bankalarının işleyişini bilmek, anlamak son derece önemli. Buna göre bankacılık düzenlemeleri bu bankaların yapısına uygun bir şekilde yapılabilir. Şimdi katılım bankaları bir alternatif olabilir mi? Hakikaten bir paradigma kayması yaşayabilir miyiz? Bu tamamen tabii kamuya da bağlı. İyi modeller gördük geçmişte. Sürdürülebilirlikten bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik insanların buna inanıp inanmadığına da bağlı. Sadece düzenleme kuruluşları veya bankaların ne düşündüğü önemli değil. Bugün daha az tüketmek, yarın tüketmeye devam etmek için veya çocuklarının tüketimine devam edebilmek için bugünün tüketimini azaltmak. Evet, burada politika yapıcılar tabii bunu bir günde yapamayacaklar. Halkın bunu kabul etmesi belli bir süre alacak. Biz nüfusla birlikte bu oyunun içinde varız. Evet, katılım bankaları yine mevduat sahipleri aynı düzeyde sahip olmadıkları için mevduat sahiplerinin de bu riski üstlenmesi söz konusu. Ve tabii bunun bütün nüfusa yayılması, nüfus tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Eğer bu olursa katılım bankaları son derece önemli katkı yapan bir model haline gelebilir. Ve farklı risklere, farklı piyasa ortamlarına verilen tepki sebebiyle makro politika belirleyiciler bir taraftan geleneksel bankalara farklı yaklaşabilirler. Katılım bankalarına ise onlardan farklı tepkiler alabilirler. ortamdaki bir takım unsurların değişmesine bağlı olarak ve burada katılım bankaları tamamen kaosa düşmeyebilir. Böyle farklı bir durum ortaya çıkabilir. Çok teşekkür ederim.